Şimdi uzmanımız Gülsüm Büdün'den gerekli cevapları, gerekli uzman bilgilerini alacağız. Öncelikle Gülsüm Hanım, sizleri biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Diş hekimi Gülsüm Büdün ben. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Aktif olarak 3 yıldır hasta bakıyoruz. Kliniğimizde 8 yıldır zaten işliyor. Biz kliniğimizde implant, zirkonyum ve benzeri güncel diş tedavisi yaklaşımlarının hepsini yapıyor bulunmaktayız. Öncelikle ben röportajın başında da şunu belirtmiştim. Son dönemlerde implant uygulamasını çok sık duyuyoruz. Nedir, ne için uygulanır? Biraz gerekli bilgileri sizlerden alalım. İmplant aslında şöyle, herhangi bir sebeple kaybedilmiş diş veya dişlerin doku, fonksiyon ve aynı zamanda estetiğini yerine geri iade etmek için yapılan dişin içine, daha doğrusu çene kemiğinin içine yapılan bir vida gibi düşünebilirsiniz implantı. Bu implantlar titanyumdan yapıldığı için oldukça biyouyumlu, yani doku uyumlu olan maddelerdir. Yani hastalar bunu yaptığında kendi dişine en yakın olan estetiği geri kazanmış bulunmaktadır zaten. Tabii dişçi koltuğu, diş hekimi deyince ilk aklımıza gelen sorulardan bir tanesi sürecin ne kadar ağrılı geçeceği ile alakalı. İmplant uygulamasındaki tedavi sürecinde ağrı hissetme durumu nasıl oluyor? Tedavi süreci nasıl işliyor? Yani aslında şöyle, zaten implantı yaparken anestezi ile başlıyorsunuz. Hasta bu süreç içinde herhangi bir ağrı hissetmiyor. Eğer implantı yaptıktan sonra da bir 3 ay gibi bir bekleme süresi oluyor. Tabii güncel yaklaşımlara göre artık şu anda koşullar el verirse implantı hemen o gün de yapabildiğimiz uygulamalar da var. Böyle durumlarda hastanın ağrısı minimale iniyor artık. Hani eskiden 6 ay gibi bekleme durumlar vardı ama dediğim gibi diş hekimliğinde tedavi yaklaşımları artık çok ileri düzeyde. Yani bu yüzden hastalar daha az ağrı çekebiliyor. Peki implant uygulaması herhangi bir dişini kaybeden herkese uygulanabilen bir uygulama mı? Şöyle, herkese uygulanabiliyor ama belli başlı sistemik rahatsızlıklar olur. Ya da öncesinde kemoterapi, radyoterapi alan hastalar olur. Bu tür durumlarda biraz daha implant tedavisi sıkıntılı olabiliyor. Yani bu hastalarda bazen tedaviye başlamadan önce kendi hekimleriyle de aynı zamanda konsültasyon, yani danışıp o şekilde izin alıp biz tedaviye başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim lütfen. Şunu söylemek istiyorum. Zaten biz diş hekimleri olarak bizim her zaman önceliğimiz sağlık. Sağlığın yanında aynı zamanda biz estetik olarak da hastaya hitap etmek istiyoruz. Hem estetik hem fonksiyonu bir arada yürütmek isteriz. Söylemek istediğim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, implant ve zirkonyum uygulama hakkında uzman sorularına, uzman yanıtlarına ulaştık efendim. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.